Depremin 51 kilometre derinlikte, etki alanının ise 900 kilometrelik bir çapta olduğu açıklandı. 1985 yılında 10 binden fazla kişinin ölümüne yol açan depremin yıl dönümünde yaşandı bu deprem. Şu an için resmi olarak ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor. 2 hafta önce de 8.1 şiddetinde bir deprem olmuştu Meksika'da. Görüntüler vardı Meksika'da. Böyle bir olayda can kaybı da olmuştur herhalde, değil mi? 240. Ahir zamanın bütün şiddeti yaşıyoruz. Böyle bu kadar yüksek dereceli, bu kadar sık deprem dünyanın 300 bin yıllık, 400 bin yıllık tarihinde yok. Hep 1990'lardan sonra tırmanma var. Ama acayip bir tırmanma, yani ya tavan yapmış, görülmemiş bir tırmanma. Bu İncil'de de, Tevrat'ta da, hadislerde de alamet olarak geçiyor. Yani Mehdi'nin ve İsa Mesih'in çıkış alameti olarak geçiyor. Yalnız tabii bu bundan kalmayacak, daha da şiddetlenecek ve devam edecek. Ama bak, hayret edecek şey de Mehdi çıktıktan sonra duruyor depremler. Yani bu şaşırtıcı değil mi? Evet. Yani Mehdi zahir olduktan sonra da, anlaşıldıktan sonra Mehdi'nin zamanında dünya çapında depremler duruyor. Bu apaçık, alenen büyük bir mucizedir. Nasıl bunun açıklaması nasıl olur? Zahir olmadan önce muazzam deprem oluyor. 400 bin yıl, 500 bin yıl tarihte görülmemiş şekilde. Zahir olduktan sonra da birdenbire duruyor depremler. Hani katyonik tabakalar bilmem ne hareket falan peşbeken bize anlatıyordunuz. Doğrudan Allah'ın emriyle olduğunu burada görüyoruz. Evet, dinliyorum. 90'lı yıllardan sonra deprem, dünyadaki depremlerin nasıl arttığını gösteren bir grafik var. Özellikle 99'dan sonra müthiş bir artış gösteriyor. Bakın aradaki farkı görüyor musunuz? Kaç misli? 10'dan 50'ye çıkmış. Yani görülmemiş bir şey. Ve gittikçe de artıyor.